Yerel seçimleri konuşuyoruz. Muhtarlık düzeyinde hani yakın zamana kadar pek fazla değinmediğimiz ama bu hafta birdenbire bilinçlenip el attığımız konu bir muhtar adayı daha vardı. Bu hafta içinde şimdi ikinci bir muhtar adayıyla haftayı haftanın iş günlerini en azından kapatıyoruz. Hem de nasıl bir günde? 8 Mart'ta ve muhtar adayımız da bir kadın. 8 Mart konusunda oldukça duyarlı bir kadın. Daha fazlası muhtar adayı benim eski arkadaşım, muhtar adayı benim meslektaşım, muhtar adayı gazeteci. O anlamda çok çehreli, dinamik bir muhtar adayı var. Didem Koryürek Armutlu. Biraz isim uzun. Hepsini evet, yaştan dolayı ezberleyemiyorum ben. Evet. Bakırköy Kartaltepe muhtar adayısın. Hoş geldin programımıza. Hoş bulduk. Öncelikle bana sorma dediğin soruyu sorarak başlayacağım. Biliyorsun gazetecilere güven olmaz. Gazetecilikten muhtarlığa. Hayrola? Ya işte ya biliyorsun biz birlikte de çalıştık. Benim 25 yıla yakın bir sürelik işte bir gazetecilik geçmişim var. İşte televizyon programları yaptık. Hatta birlikte işte haber merkezinde çalıştık. Belgeseller yaptık. Sonra ne oldu? Sonra bir medya değişti. Hani bizim artık o alışık olduğumuz hani çalışmayı arzu ettiğimiz medya çok kalmadı açıkçası. Benim de keyfim kalmadı böyle olunca. Hı hı. İkincisi ben hep oldum olası zaten STK'ların içinde çalıştım. İşte sosyal sorumluluk projelerinde yer aldım. Bu muhtarlık mevzunu da sosyal sorumluluk projesi olarak gördüğüm için bir de böyle arkadaşlarım da ya bizim niye bir ortak adayımız olmasın? Biz niye işte Kartaltepe'de de bir halkın muhtarı bizden birini çıkarmayalım dediği için ve adaylığa karar verdim. Birdenbire kendimi Kartaltepe muhtar adayı olarak buldum. Harika. Gayet de hoş oldu. Çok da keyifliyim. Nasıl gidiyor kampanya? Neler yapıyorsun? Ben başlayalı 2,5 ay oldu. Şimdi benim mahallem çok büyük bir mahalle. 40.000 kişi yaşıyor Kartaltepe'de. Hatta biz arkadaşlarla şey diyoruz yani biraz daha uğraşırsak milletvekili çıkaracağız oradan. Hani Bayburt 70.000. Belki bir sonraki aşamadır. Olabilir. O yüzden çok büyük bir mahalle. Ben daha erken başladım arkadaşlardan. Kapı kapı geziyorum. 2,5 aydır sokak sokak geziyorum. Esnaf esnaf geziyorum. Yani Kartaltepe'de kapısını çalmadığım esnaf kalmadı. Her sokağa girmeye gayret ediyorum. Her eve girmeye gayret ediyorum ama tabii çok da mümkün olmuyor. Ben de onu soracaktım. Yani sokak sokağı anlıyorum. Esnaf esnafı da anlıyorum. Nasıl evlerin kapılarını çalıyorsun? Benim aynen kapımı öyle. Çalsan açar mı? Seni görsem belki açardım. Ne oluyor? Tepkileri ne oluyor? İnsanlar kapıyı açıyorlar mı? Çekinmiyorlar mı? Sen çekinmiyor musun? Şimdi şöyle, kadın aday olmanın aslında güzelliği burada. Şimdi karşınıza bir belki birkaç tane hani hele de erkek geldiğinde kadınların böyle kapıyı açması daha zor oluyor. Hı hı. Ama yine de ki zaten hani bu dönemde insanlar böyle 5 kere falan evlerinin kapılarını kilitleyip evde oturuyorlar. Hani gündüz vakti mesela ben kapıya gittiğimde genelde kadın arkadaşlarımla gidiyorum. 2 ya da 3 kadın arkadaş gidiyoruz. Kapıyı çalıyorum. Tabii ki ben de hani kiminle karşılaşacağımı bilmiyorum. Ama mahallelime de güveniyorum. Hani diyorum yani ne olabilir en fazla açmaz ya da müsait değilim der. Ki şimdiye kadar da yani 1 ya da 2 kere karşılaştım bununla. Çok da sık karşılaşmadım. İçeri girip çay mı içiyorsun? Kapı sohbeti mi oluyor? Nasıl oluyor? İçeri giremiyorum çünkü öyle bir vakit olmuyor. Yani okay. Kartaltepe'de 12.000 daire var kapısını çalmak istediğim. Ve 29.000 seçmen. 29.000 seçmen var. 40.000 nüfuslu. Çok büyük bir mahalle. O yüzden hani içeri girip de bir çay sohbeti yapmaya fırsatım olmuyor. Şimdi kapıyı çalıyorum. Öncelikle kapı şu kadar açılıyor. Şöyle bir bakıyorlar. Zincir gerçekten ötesinden. Öyle. Evet, evet. Sonra bakıyorlar. Ben de zaten şöyle yapıyorum. Broşürümü gösteriyorum. Efendim merhabalar. Ben Kartaltepe Mahallesi'nden muhtar adayım. İsmim Didem. Sizinle tanışmaya geldim diyorum. O zaman kapı birden açılıyor. Broşür olması da olur. Düzgün konuşan güzel bir kadın niye açılmasın bu kapı? Ve ondan sonra hatta boynuma sarılanlar oluyor. Çaya davet edenler, kahveye çağıranlar oluyor. Çok işte güzel. Çocuklar geliyor böyle çevremde. Hayvanlar geliyor besledikleri ev hayvanları geliyor falan. Orada böyle bir işte sohbet ediyoruz. Ne kadar önünde. Kapı oldu veya seçimlere kadar... Ne kadar gezmiş olacaksın? Epey bir kapı oldu. Hani tam sayı olarak veremeyeceğim ama epey bir kapı oldu. Yani sokak olarak zaten çok az sokağım kaldı girmediğim. Esnaf olarak da öyle. Tabii kapı kapı biraz zor oluyor açıkçası. Hani bir günde 8 apartman falan bitirebiliyorum ancak. Enteresan. Çok çok yoğun mesai. Bir sürü diyet programları falan var. Galiba muhtar adayı olmak da başlı başına bir zayıflama yöntemi olarak. 3 kilo verdim. 3 kilo verdim. Gerçekten verdim. Çünkü evet, bir de Bakırköy'de birçok apartman eski olduğu için asansör yok. Evet, bir de çıkıyorsun. Ay, en büyük sıkıntı o. Şimdi biz ilk başladığımızda ya o kadar komik ki 5 kat mesela, yani çok katlı da değil apartmanlar Allah'tan, hani en fazla 5 kat. 5 katı birden çıkıp geriye iniyorduk. Evet. Sonra dedik ki yahu biz ne yapıyoruz? Akşamına yürüyemez hale geliyoruz hepimiz. Dedik biz ne yapıyoruz böyle? Hani çok saçmalıyoruz. Aşağıdan başladık. Durup çıkıyoruz. Tabii. Böyle kat kat. Yani insan yaşadıkça pratikleşiyor. Farklı pratikler geliştiriyorsunuz bu konuyla ilgili. Bir sonraki seçimlerde kim bilir neler yapacaksın. Vallahi öyle olacak. Şimdi ben senin bir yerlerde, belki sosyal medya, fotoğraflarını gördüm. Ama tek başına değilsin. Yanında 3 kadın daha var. Hepsi muhtar adayı, hepsi Bakırköy'den. Evet, nedir renk, bu? Renk gerçekten de kelimenin tam anlamı nedir? Renk renksiniz. Nedir böyle bir farklı adaylar arası bir işbirliği mi? Şimdi şöyle, Bakırköy'de 4 farklı mahalledeki kadın adaylarız biz. Kadın muhtar adaylarıyız. Bir tanesi Zurat Baba Mahallesi'nin muhtar adayı arkadaşım Şakire Şeyda Ataş. Diğeri Cevizlik Mahallesi muhtar adayı arkadaşım Hülya Özdemir. Bir diğeri de Sakız Ağacı Mahallesi muhtar adayı Aysun Karagül arkadaşım. Bölge ve isimlerle söylüyorsun. Bunlar senin rakibin değil gibi. Hayır, sanki. Değil. Tamam, anlaşıldı. Ama rakibim olsalardı da ben tamam, kavga etmek yerine dayanışmayı seçerdim. Harika. Hani düşünsenize, yani aynı mahallede rakip de olabiliriz. Hani tabii, sorun tabii değil. Eğer ama senin bölgende seçimse, kadın olarak sen teksin. Ben tekim. Kartaltepe'de tek kadın adayım. Hatta Kartaltepe'nin tarihinde de daha önce bir kadın aday öyle çıkmamış. Mi? Evet. Süper. Evet. Peki bu 4 aday olarak, kadın aday olarak sizi birleştiren ne? Birincisi tabii o kadın dayanışması. Tabii bu kadın dayanışması da her kadınla oluyor mu? Elbette ki olmuyor. Hani bu ülke bir sürü kadın gördü. Hani evet, yönetimin her kademesinde. Biraz bizim muhtarlıklara, muhtarlık kurumuna bakışımız aynı. Biraz dünyaya bakışımız aynı. Yaşlarımız birbirine yakın. İşte hepimiz hani dünyaya çağdaş bakan, işte laik eğitimi benimseyen, işte cumhuriyet değerlerini önemseyen kadınlarız. Genç kadınlar diyoruz. Tabii gençlik de biraz göreceli ama gene de işte genç kadınlar olduğumuzu düşünüyoruz. Böyle olunca ortaklaşmak kavga etmekten çok daha kesinlikle güzel. Niye öyle kavga edelim? Harika. Bu paragraftan çıkardığım sonuç, soru şu. Muhtarlık kurumuna bakışımız aynı diyorsun. Senin muhtarlık kurumuna bakışın nedir? Benim muhtarlık kurumuna bakışım, muhtarlığın bir sosyal sorumluluk projesi gibi algılanması. Yani muhtarlık öyle bir şey ki hani 9-5 çalışabilirsiniz çok rahat, işte kapıyı kilitler, işte altyapı sorunlarıyla ilgilenir, ikametgah nüfus cüzdanı verir, seçim zamanlarında işte seçmen listelerini asar. Hani böyle hepimizin bildiği klasik resmi görevler yapıp 5'te de hadi hoşçakalın deyip çıkabilirsiniz muhtarlıktan. Ama ben böyle bakmıyorum. Ben bir sosyal sorumluluk projesi gibi bakıyorum. Çünkü muhtarlar mahalleliye birebir dokunan, insanlarla yüz yüze temas kuran tek yöneticiler ve halkın seçtiği de aslında bilinçle seçtiği, bilerek, yüz yüze tanıyarak, ya evet budur diyerek seçtiği tek yöneticiler. Evet. Hani biz şimdi belediye başkanlarını da isim olarak değil, işte daha çok parti üzerinden seçiyoruz. Milletvekillerini de öyle, belediye meclis üyesi adaylarını da öyle, hepsini böyle seçiyoruz. Ama muhtarlarda böyle bir durum yok. Yüz yüze seçiyorsunuz. O zaman diyorum ki hani önemli olan mahallemizde bir değişim yaratmak, bir farklılık yaratmak, insanlara dokunabilmek, insanları yönetime katmak. Hani mahallemizin sahibi olabilmek. O zaman projelerini sorayım. Yani rasyonel, akıllı projelerini ve varsa eğer çılgın projelerini. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu işe ilk başladığımda elbette ki ben hani işte aklımın erdiğince bir broşür hazırladım şurada. Buraya da neden aday olduğumu yazdım. Birkaç madde var burada. İşte mesela ilk başta hep birlikte yönetmek. Parti, din, dil, cinsiyet, ırk ayrımı yapmadan yaşadığımız mahalleyi daha yaşanılabilir kılabilmek için bir mahalle meclisi oluşturmak. Kararları burada almak. İnsanları da bu işin içine katmak. olarak özetledim. Mesela bir iletişim hattı kurup 24 saat haberleşebilmek mahalleliyle, hani bir koordinasyon oluşturmak çok önemli. İşte kadınlarımızı bu işin içine katabilmek çok önemli. Kadınların sesini büyütmek mahallede çok önemli. Bizim mesela deprem çok önemli, yaşadığımız bölgede deprem farkındalığı yaratacak çalışmalar yapabilmek önemli. Kentsel dönüşüm keza öyle. Sokak hayvanları çok önemli. Kartaltepe hayvanseverlerin çok yoğun olarak yaşadığı bir mahalle. İhtiyaç sahiplerine belirleyip doğru kişilere doğru ihtiyaçları ve onları da rencide etmeden ulaştırabilmek ve bunu bir reklam aracı da yapmadan ulaştırabilmek çok önemli dedim. Şimdi ben bunları ilk başta söyledim ama zaman içinde şunu gördüm ki mahalleliyle yüz yüze geldikçe projeler çeşitleniyor, renkleniyor ve artıyor. Onların önerileri değil mi? Aynen. Mesela ben pazarda geziyorum. Bir tane kadın arkadaşım geliyor. Diyor ki ya sen muhtarla al, benim projem var. Dedim ne yapacağız diyorum mesela. Ya diyor ve çok haklı bir proje. Kartaltepe yaşlı nüfusun yoğun olduğu bir yer, yani yaş ortalaması yüksek bir mahalle. Evet, yaşlı insanlar merdiven inip çıkmakta ve paket taşımakta çok zorlanıyorlar. İşte mesela eczaneye gitmekte zorlanıyorlar. Dedi ki biz muhtarlıkta bir birim oluşturalım. Hani böyle gönüllü insanlarla haftanın belirli günleri, belirli saatleri mahallemizde böyle tek yaşayan, yardıma, desteğe ihtiyacı olan yaşlılarımıza gidelim, alışverişlerini yapalım, doktora götürelim, ilaçlarını alalım. Çok insani hatta işte, bir projeymiş. Aynen. Yani. Çok hoşuma gitti. İşte bir başka kadın arkadaş dedi ki ben dedi evimde el emeği çantalar yapıyorum ama bunları dedi sergileyecek hiçbir yer yok. Neden hani bizim bir pazarımız yok? Ben zaten hani Kartaltepe Parkı var bizim mahallemizde, çok büyük bir park. Mesela orada park pazarları oluşturabilmeyi hedefliyordum. Kadın emeğini de böylece hani değerlendirebilmeyi. İşte bir başkası diyor ki ben sağlıkçıyım. Günde işte 1 saat muhtarlığa gelirim. İnsanların tansiyonunu ölçerim. İğnelerini yaparım. Bunlar hep kadınlarımızdan gelen projeler. Ve çok güzel projeler geliyor. Yani insanlar heyecan duyuyorlar. Hiç siyaset karışmıyor mu bu etkinliklere, diyaloglara, ne bileyim? Muhtarlık kampanyasına. Karışmaz mı? Yani nasıl siyaset oluyor? Elbette ki karışıyor. Neysin, siz, kimlerdensin, kimleri destekliyorsun? Tabii. Karışıyor. Yani siz her ne kadar hani yani muhtarlar siyaset üstüdür. Hani asıl olan hizmet vermektir. Hani biz halkın muhtarı olacağız ya da ben halkın muhtarı olacağım. Diğer kadın arkadaşlarım da aynı iddiadalar. Deseniz de insanlar mutlaka hangi partidensin diye soruyorlar. İşte dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Hani siyasi partiler muhtar adayı göstermiyor. Hani bizim bunu açıklamamız da doğru değil. Elbette ki herkesin gönlünde bir siyasi duruş vardır mutlaka. Bir yer vardır, bir nokta vardır. Ama hani bunu anlatmak çok doğru değil diyorum. Ha bunu da işte şöyle bağlıyorum. Hani ben hani bu gerçekten de böyle işte kendimi çağdaş, laik, bilimsel eğitime önem veren, işte Cumhuriyet değerlerini arkasında duran bir kadın olarak tanımlıyorum. Bu tanımlama oldukça içlerini rahatlatıyor doğal olarak. Arkanda aslında dış güçler falan yok ki. Yani herhangi bir yok, şey yok. Yok, henüz yok, bilemem. Soru pek gelmiyor ama selamlama geliyor, başarı dileği geliyor. Mesela Facebook'tan. Ederim. Mesela bir iki tanesini de okumuş olalım. Lütfen. Hikmet Yılmaz, iyi yayınlar. Emekçi Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Güner Özgür, hayırlı yayınlar. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu. Hangisi Didem? Emekçi Kadınlar Günü'nde miyiz biz? Dünya Kadınlar Günü'nde miyiz? Böyle vallahi bir tartışmada var mı? Aslında evet, o henüz kesin bir karara bağlanamadı. Şimdi biz tabii gelenek olarak hep emekçi kadınlar diyorduk. Ama bazı kadın arkadaşlarımızın aslında haklı da bir itirazları var. Diyorlar ki emekçi kadınlar ama hani biz sadece çalışan kadınları kastetmiyoruz. Ev kadınlarının da emeği çok yoğun. Hani çok yoğun bir iş gücü harcıyorlar. O yüzden hani hiçbir kadını ayrıştırmayalım. Kesinlikle. Biz Dünya Kadınlar Günü diyelim. Aynı kanındayım ve her türlü kullanımı bence rahat karşılamak gerekir. Aynen öyle. Evet, geldik 8 Mart'a. Şimdi 8 Mart'a gelmişken yerel seçimi konuşuyoruz. Yerel seçim ve kadınlar deyince biz geçen programımızda da muhtar adayı kadın, aynı zamanda muhtar, onunla da konuşurken şunu kullanmıştık. Şu anda sen de biliyorsundur bunları. 50.292 muhtar var Türkiye'de ve bunların içinde sadece 674'ü kadın bu kadar az. Bir veri daha arkadaşlarım bana ilettikleri 2014 yerel seçim sonuçları, o kesinleşmiş sonuçlara göre aday değil. 1396 evet. Belediye başkanından sadece %3 bile değil, %2,9'u kadın, yani sadece 40. Yani aynen. 1396'dan 40 maalesef. Kadın. Niye bu kadar az ve şu anki durumu nasıl görüyorsun? Çıkan adaylar, ya, kadınların durumu. Bu durum elbette ki bizi çok üzüyor. Yani biz nüfusun yarısını oluşturuyorsak kadınlar olarak, hani niye yönetimde adımız yok, sesimiz yok, sözümüz yok? Şimdi kadınlar diyorlar ki kadının adı yoksa oyda yok. Hani pardon diyorlar. Evet, yani bu 8 Mart'ın sloganlarından bir tanesi o. Ben biraz ders çalışarak da geldim. Harika. Şöyle sayılar vermek istiyorum. Bu 31 Mart önümüzdeki yerel seçim döneminde partilerin gösterdiği kadın aday sayılarını getirdim. Şimdi Türkiye genelinde AKP 155 adaydan 12'sini kadın aday gösterdi. CHP 628 adaydan 29'unu kadın aday gösterdi. MHP 410 adaydan 11'ini, İyi Parti ise 114 adaydan 4 kadın aday gösterdi. Şimdi bu demektir ki seçimlerde kadınların söz, karar ve yetki hakları yok sayılıyor. Evet, hepsinin durumu perişan. Aynen, eşit temsiliyet hakkı yok sayılıyor her şeyden önce. Kadınlar da doğal olarak diyorlar ki yani adımız yoksa oyumuz da yok. Diyorlar mı bunu, yoksa sen mi istiyorsun acaba böyle demelerini? Yani kadınlar elbette diyorlar bunu. Ha, ne kadar yüksek sesle dediklerini bu akşam göreceğiz. Bu akşam biliyorsunuz gece yürüyüşü var kadınların. Yürüyüşü. Nedir o? Evet. Yürüyüşle ilgili de bir bilgi verir misin lütfen? Tabii ki bu yürüyüş her sene yapılıyor biliyorsunuz. Bizim çok önemsediğimiz bir yürüyüş, gece yürüyüşü, feminist gece yürüyüşü adı altında yapılıyor 8 Mart'ta. Bu akşamda saat 19.30'da Fransız Konsolosluğu'nun önünde toplanacak kadınlar. Hatta altına yazmışlar bildirilerin erkeklere kapalıdır diye. Evet. Niye böyle bir ayrımcılık? Yani bugün de bizim olsun, hani bir de bırakın demişler. Tamam. Gölge etmeyelim o zaman. Bu 8 Mart'ta aslında feminist greve de destek olacak kadınlar. Destek olmaya çağırıyorlar. Biliyorsunuz 2 yıldır devam ediyor bu feminist grev. İspanya'da ortaya çıktı ve dünyanın birçok ülkesine yayıldı. Türkiye'deki kadınlar da şöyle de gösterebilirim. Tamam. Böyle bildirileriyle 8 Mart'ta diyorlar ki kadınlar durursa hayat durur. Çok da doğru bir söylem aslında. Dünyanın 4 bir yanından tüm kadınlarla birlikte dünyayı yerinden oynatıyoruz diyorlar. Ben birkaç böyle başlık okuyorum. Evde, iş yerinde, sokakta, okulda, bulunduğumuz her yerde kadınlarla grev fikrini konuşup tartışıyoruz diyorlar. Çalışmayı durduramıyorsak, hani 8 Mart günü tam gün işte ne bileyim ya da birkaç gün işte birkaç saat bu çalışmayı durduramayabiliyor insanlar. Çalıştıkları kurumlar içinde. Ha, o zaman diyorlar ki çevremizdeki kadınlarla bir araya gelip bu konuyu konuşalım. Hayatlarımızı konuşalım. Kadının hayattaki yerini konuşalım diyorlar. Sosyal medyayı kullanalım. Görünürlük sağlayalım diyorlar. Evimizin balkonuna, çamaşır ipine, mutfak önlüklerimize "bu evde grev var" yazalım diyorlar. Evet, harika. En az bir kadına "nasılsın" diye soralım ve onunla sohbet edelim diyorlar. Kadın kadına eğlenelim diyorlar en son olarak da, ki bu da güzel bir madde. Didem, birkaç selamlama daha, iyi yayın dilekleri daha, bir eleştiri de var ama bu arada. Öyle mi? Özgür Düşünür'den, Face'ten demin verdiğin rakamlarla ilgili HDP'ye ne oldu, neden atladı hanımefendi? En fazla kadın adayı HDP'den, yoksa işte eleştirel bir şeyle. Terörist söylemini destekliyor mu? Ben seni bildiğim için görüşünü bu konuda biliyorum ama senin cevabını öğrenelim yine de. Elbette ki öyle bir şey desteklemiyorum. Yani evet. Mümkün mü? Türkiye'nin 3. büyük partisi, hani seveni vardır, sevmeyeni vardır. Evet. Ama yani 6 milyon oy alan bir partiyi terörist denilebilir. Onların tam rakamları galiba yok. Burada yok, çünkü hani HDP'de aslında çok böyle bir sorun yok. Onlarda biliyorsunuz eş başkanlık sistemi var. Hani kadının yönetime katılması daha yüksek oranlarda. Bu benim söylediğim daha düşük oranları aslında kapsıyor. Ah, tamam. Ve şimdi, yani üzücü oranlar. Şimdi oldu. Şimdi kapsıyor. Senle birlikte biz gazetecilik yaparken ben günün birinde seninle bir söyleşi yapacağıma, hele ben sen bir muhtar adayı olacaksın, bu konuda konuşacağımı falan düşünmezdim. Yani hayat her şeyi gösteriyor. Hayat acaba şöyle bir şey de gösterir mi? Yarın bir gün seni ekranlardan sarayda izler miyiz? Büyük muhtarlar konusu ne oldu? 50 mi oldu? En son Aralık'ta 49.'yu ben şey yapmıştım. Ondan sonra oldu mu olmadı mı? 50 bilmem kaçıncı toplantıda saraya girer misin? Cumhurbaşkanının karşısında oturur musun acaba? Oturursa ne dersin? Veya o ortamda ne yapmak gerekir muhtar olarak? Şimdi ben diyorum ki Cumhurbaşkanı kimi çağıracağını bilir zaten. Hani... İlginç. Evet. Seni çağırır mı çağırmaz mı acaba? Bilir. Evet. Onun için hani ben diyorum ki ben halkın muhtarıyım. Kendisi de mutlaka bilir, araştırırlar. Hani çağırırsa gidersin tabii ki. Gitmemeyi tercih ederim. Gitmemeyi tercih edersin. Evet. Hani makamına saygısızlık anlamında değil, yanlış anlaşılmasın. Hani elbette ki Cumhurbaşkanlığı çok değerli bir makamdır. Elbette öyledir. Ama biz hani hem partili cumhurbaşkanı hem başkanlık sistemine hayır demiş insanlarız. Ve hani Türkiye'nin de çok da iyi yönetilmediğini düşünüyoruz. Ya da ben öyle düşünüyorum. Yani o anlamda hani gitmenin bir esprisi olmaz. Benim sorum galiba yerel seçimlere siyaseti soktu. Şimdi senin en çok yapmayı istediğin şeylere gelelim. Bölgende, Kartaltepe'de diyelim ki muhtar adayı seçildin. En çok hangi şeyi, hangi projeni yapmak istersin? Neyi gerçekleştirmek istersin? Bir süre sonra seninle konuşsak hangi projeyi gerçekleştirmekle övünürsün? Valla aslında her projeyi gerçekleştirmek isteyeceğim tabii ki doğal olarak ve bunun için de farklı ekipler oluşturmak istiyorum. Yani bu aslında tek kişinin yapabileceği bir şey değil. Onun için ben diyorum birlikte yapalım, herkesi katalım ki herkes gücü oranında katılsın. Ona göre projeler yapalım diyorum. Bu yönetime katma benim için çok önemli. Birlikte yönetme, birlikte karar alma, mahalle meclisleri kurma çok önemli. Yani çünkü hani işin doğası bu. Hani ana fikri bu. Mahalle meclisleri. Öbür taraftan hani yapmak istediğim işte biraz önce saydığım mesela bir sürü proje var. Park pazarları var. Mesela dayanışma evi olabilir. Hem taziyelerde kullanılacak, hem mesela kadınların gün içinde gidip oturup işte sohbet edebileceği, kitap okuyabileceği, yaşlıların, insanların gidip dışarıda para vereceğine işte gelip çayını kahvesini içebileceği bir yer. Ayrıca muhtarlık binasını. Mesela ben bu muhtarlık binalarına nefret ediyorum. Neden? Ya o kadar böyle griler ki. Çok kötüler yani. Sen rengarenk hale getireceksin eminim yani seçilirsen eğer. Yani daha hoş bir yer haline niye gelmesin? Hani böyle eski püskü hepsi ve gri böyle kötü binalar yani. Ha ben diyorum ki şöyle iç açıcı olsa, ne bileyim banklar koysak, çiçekler eksek etrafına, işte insanlar sokağa çıktığında gelip dinlense, orada bir çayını içse. Hani hatta gerekirse dış kapıyı kaldırsak insanlar istediği gibi gelseler, gitseler. Harika. Orası mahallenin bir buluşma noktası olsa. Harika. Projelerin arasında ben ne dersem diyeyim şunu duyamayacağım galiba. Medya ile ilgili bir projen yok. Şimdi Didem, kaç yıllık gazeteci Didem. ATV'si var, CNBC'si var, bu işin içinde TRT'si var, Tele1'i var vesaire ama Kartaltepe'de bir televizyon kurmayacaksın. Onu anladım. Yani hiç medya alanında bir şey yapmayacak mısın? Şimdi medya çok pahalı bir iş. Kalmadı mı? Yo hayır, gönlüm kalmaz olur mu? O aşk yani, ben mesleğimi çok aşkla yaptım. Her zaman da içimde olacak. Yani bu bir de emekli olunan bir meslek değil yani sonuçta. Ama şöyle televizyon çok pahalı bir iş. Yani para olmadan televizyon olmuyor, olmamalı da. Hani çünkü yapılan örnekler var, biliyoruz. Hani hem emeğe saygısızlık oluyor bu. Hani ki benim hayatta en korktuğum şeydir. Hani emeğe saygısızlık. O yüzden hani öyle bir param olabileceğini hiç düşünmüyorum ama her türlü sponsor teklifine açığız bu konuda. Hani duyuralım. Olur da Bakırköy'den böyle mesela T24'ün sponsor adayı derler ki Bakırköy'de bir böyle kanal kuralım. Bizim de işte katkımız böyle. Neden olmasın? Severek olur. Yerel gazete çıkaracağız. Gazete daha real bir amaç olarak. Yerel basın çok önemli. Yani özellikle mahalleler için çok önemli. Yani elbette ki yani bir gazeteci olarak tabii ki basın adına da bir şeyler yapmayı çok isterim. Ama televizyon iddialı olur. Peki. Peki. Didem çok teşekkürler. Enteresan bir söyleşi oldu. Benim açımdan da özellikle eski bir arkadaşımla, yani bu söyleşinin en enteresan taraflarından biri. Söyleşi yaptığım kişilerde genellikle şu ya da bu ölçüde heyecan oluyor. Bu bana kendimi daha iyi hissettiriyor. Heyecan olmadığı için, ama bugün benden daha heyecansız biri karşımda, sanki programı o götürüyor gibi. Hatta bir kenara çekilsem, sen soruları sorup cevaplasan harika da olurdu. Şaka bir yana gerçekten enteresan bir söyleşi oldu. Didem Koryürek Armutlu'ydu bugünkü konuğumuz. Bakırköy Kartaltepe'de muhtar adayı. Kendisiyle hem gazetecilik, daha sonra muhtarlık adayı, hem neler yapacağı üzerine, karşılaştığı tepkiler üzerine, kapı kapı esnaf gezmesi, hem de kadınlar ve yerel seçim, 8 Mart ve bugünkü eylem ya da kadınların sorunları açısından bir parça bunlara değinerek bir söyleşi yaptık. Bu arada birkaç soru da aldık, eleştiri de aldık. Eleştiren arkadaş teşekkürümüzü de etti. Demek ki iyi bir diyalog şu anda gidiyor. Bugünkü söyleşimiz bu kadar. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.